sultanım. Evlat acısı kabir azabından beter derler. Doğru. Ben iki kez yaşadım. Rabbim bir daha göstermesin. Amin. Canını siper etmişsin şehzadelerime. Beni öyle bir azaptan kurtardın ki ömrüm boyunca sana minnettar kalacağım. Canım yolunuza feda olsun sultanım. Yaşayacağız, göreceğiz. Feleğin çemberinden geçeceğiz. Devrin kışı gecesi bitmiyor. Neyse ki devrin güneşi üstümüzde sultanım. Varlığımız başlı başına bir umut kaynağı. Hünkar oğlum bir hatunla gelmiş. Sultanım, hatun Yadigar Paşa'nın kapı kullarındanmış. Yıllar evvel esir edilmiş. Hususi yetiştirilmiş. Paşa hünkârımıza takdim etti. O hainin hediyesini nasıl kabul eder? Sultanım, hatun paşanın ihanetini ifşa etti. Akabinde şehzademizin hastalığına derman oldu. Hünkârımız da itimat etmiş olacaklar ki beraberinde getirdiler. Seyit. Oğlum. Baba. Affedin beni ne olur. Sizi ele verdiğim için bağışlayın. Şşş. Dik dur aslanım. Zinhar üzülme. Seni bu hale getirenler utansın. Hünkârımızı bekler. Demek yasaklarımdan, cezalarımdan, idamlarımdan şikayetçisin. Öyle ki valideme beni ikaz eden telhisler yazar olmuşsun. Meşihat makamı olarak doğru bildiğimi söylemekle mükellefim hünkârım. İşittim. Söylediklerini işittim. Gizli meclisinde Sultan Murad'ı hal edip Şehzade Bayezid'i tahta çıkaralım demişsin. İşte sana fırsat. Göster bakalım beni nasıl hal edeceksin.
Paşa hünkârım. Meclisim gizli olsa böyle bir terhisi yazmazdım. Haşa huzurdan. Yüce padişahımızın hallini telaffuz kimin haddine? Hepsi yalan, iftira bunlar. Benim kılıçla ne işim olur? Doğru. Senin kılıçla ne işin olur? Senin kılıcın, dilin. Şu tavsiyelerin bile ihanetinin karinesi. Sen kimsin? Sen kimsin? Beni, Allah'ın yeryüzündeki gölgesini adalete davet edersin. Senin adalet dediğin şey benim iki dudağımın arasında durur. Tam da bu sebeple bütün alimler gibi sizi ikaz etmeliyim ki adaletinizin terazisi şaşmasın. Ben de seni ikaz ettim. Bu üç etti Ahizade Efendi. İlk evvela asilerin önünde bana kefil oldun. Sonra haini dini devlet İlyas Paşa senin verdiğin akılla kaçtı. Şimdi de bu. Üçüncüsü olmasın. Olursa affetmem demiştim. Mehmet Paşa. Hünkârım. İrademdir. Ahizade Hüseyin Efendi'yi azlettim. Kıbrıs'a sürgün edilecek. İlaveten. İstanbul Kadısı, oğlu Seyit Efendi de azledildi. Gemiye bindirip derhal yollayın. Emri ferman yüce padişahımızındır. Beni düşman olarak görüyorsunuz. Lakin sizin en büyük düşmanınız bizatihi kendiniz. Bu öfkeniz yüzünden sırf siz değil, devlet de, hanedan da derin bir uçuruma sürükleniyor. Ecdatlarının yapmadıkları şeylerden Sultan Murat Hazretlerinin de imtina etmeleri lazımdır. Valide Sultan olarak Padişah Efendimiz'e ulemaya hürmet etmesini nasihat edip hayır duamızı aldırasınız. Biz kendilerini bedduadan sakınırız. Zira
ahalinin ateşi sönmeye yüz tutmuşken kalkışmaya sebep olacak hallerden padişahı koruruz. Size ikaz etmeliyim ki adaletinizin terazisi şaşmasın. Bu öfkeniz yüzünden sırf siz değil, devlet de, hanedan da derin bir uçuruma sürükleniyor. Sizin en büyük düşmanınız bizatihi kendiniz. Kemankeş, Ahizade Efendi'nin kadırgası geri dönsün. Emredersiniz hünkârım.